Bir önceki derste anlattığım WordPress üzerinden eklenti kurmayı değiştiriyorum ve bu derste FileZilla üzerinden WordPress'e eklenti kurmaya göstereceğim size. Bunun için public HTML, WP Content, Plugins alanına geliyorsunuz. Budur. İstediğiniz silme işlemini buradan yapabilirsiniz ve ekleme işlemini buradan yapabilirsiniz. Mesela ben az önce indirmiştim WordPress. Arkadaşlar burada size tavsiyem içindeki dosyayı masa üstüne çıkararak gönderme işlemini yapmanız. WordPress'ten seçiyorum. Alana bıraktığım anda şimdi aktarım yapılıyor. Ben size bir de WordPress ekranındaki durumunu göstereyim o aktarma yaparken. Eklentiler, değil mi? Kuyruktakiler 2. 1. Evet, şu an itibariyle benim WordPress Importer Pro eklentim eklendi. Peki, nereden şimdi anlayacağız? Eklentilere basıyorum. Burası otomatikman değişiyor. WordPress Importer eklendi. Sizin yapmanız gereken şey etkinleştire basmak ve etkinleştirildikten sonra eklentiler alanında olabilir ama genellikle ayarlar alanında karşınıza çıkıyor. Bu aktif ettiğiniz eklentinin özelliklerini ayarlayabileceğiniz alana erişmeniz. Ona bir göz gezdirirsiniz. Mesela XML Sitemap'in ayarına buradan girebiliyorum. Yani ayarlar kısmına otomatikman kendine eklemiş. Peki bu bir. İki. Çok önemli bir şey anlatacağım size. Şimdi bazen WordPress'e eklenti attığınızda bütün internet sayfanız göçebilir. Bu başınıza geldiği anda bayağı bir insan dünyasını başına yıkan bir olay. Böyle bir durumda paniği elden bırakmıyorsunuz. Yapacağınız şey şu. WordPress'e son zamanlarda eklediğiniz eklentilere ulaşıyorsunuz plugins klasöründen. Mesela WordPress importer'ı ekledim. Benim sitem göçtü. Göçtükten sonra yani ulaşılmıyor şu an size bembeyaz bir ekran çıkıyor. Böyle bir durumda eğer birkaç tane eklenti yüklediyseniz ya da ben WordPress importer üzerinden anlatayım. Şunu yapıyorsunuz. Bir kere tıklıyorsunuz. Sonuna iki ekliyorsunuz. Dolayısıyla iki eklediğinizde sizin internet sayfanızın bozulmasına neden olan eklenti ismi değiştirildiği için aktif olmaktan çıkıyor. Ya da kendinize çok güveniyorsanız hani bunu yaptığına bu sitemde sıkıntıyı bunun çıkardığına eminim diyorsanız tutun delete'ye basın. Delete'ye bastıktan sonra sıkıntılı eklenti ortadan kalkacak ve sorununuz düzelecektir. Bunu mutlaka aklınıza yazın. Evet, eklentiler bu şekilde eklenebiliyor. FileZilla vasıtasıyla.